Herkese yeniden merhaba. Bu videoda bitki konusuna başlıyoruz ve bitkilerde ilk göreceğimiz şey bitkisel dokular. Bitkisel dokulara baktığımız zaman bitki dokuları genel anlamda iki gruba ayrılır. Bunlar meristem doku ya da diğer ismiyle bölünür doku ve bir de bölünmez doku. Bu bölünmez doku dediğimiz doku da kendi içinde ayrılıyor. Temel doku, örtü doku, iletim doku, hatta bazı kitaplarda bir de salgı doku diye bir şey görürsünüz. Ve hepsini size tek tek anlatacağım. Tabii ki tek videoda bitmeyecek uzun çünkü iki video şeklinde anlatacağım. Bugün temel dokunun sonuna kadar anlatmayı planlamaktayım. Eğer diğer dokuları öğrenmek için izliyorsanız muhtemelen bu videoda olmayacaklar. Bitkisel dokulardan ilk olarak bir diyelim ya da A diyelim. Meristem doku ile başlayalım. Şimdi meristem dediğimiz doku bitkilerin bölünebilme özelliğine sahip olan dokusudur. Yani bitkide Bölünme özelliğindeki hücrelerin oluşturduğu dokuya meristem doku adını veriyoruz. Bunlar ne yaşayacaklar? Bunlar bitkinin uzaması ve de kalınlaşmasını sağlayacak. Bu uzama ve kalınlaşmayı nasıl sağladıklarını bitkilerde büyüme konusunda zaten öğreneceğiz. Şimdi gelelim meristem dokuyu oluşturan hücrelerin özelliklerine. Yani bunlar nasıl hücreler? Öncelikle bu hücreler arasında boşluk yok denecek kadar azdır. Yani bunlar arasında boşluk yoktur diyoruz. Neden? Çünkü bunlar bölünüyorlar. Bölündükleri için sürekli boşlukları bir hücre bölünmesiyle dolduruyorlar. Doldurdukları için sıkı sıkıya bağlanmış durumdalar. Ayrıca bu hücreler farklılaşarak bölünmez dokuları oluşturuyorlar. Aslında bu dokuyu hayvanlardaki bir dokuya benzetecek olursak embriyoya benzetebiliriz. Nasıl ki hayvanlarda emriyo sürekli mitoz bölünmeler yaparak kısa süre içerisinde bir canlıyı oluşturuyorsa nasıl ki embriyonun yapısındaki hücreler farklılaşarak gerçek doku ve organları oluşturuyorsa tamamen meristem de bunu yapıyor. Yani bu farklılaşıyor, yaprak oluyor, çiçek oluyor, meyve oluyor bunun gibi diğer dokuların oluşumunu sağlamış oluyor. Bunun dışında hücrelerin kendi yapısına geldiğimiz zaman hücreler küçüktür, ince çeperlidir, bol sitoplazmalıdır, küçük kofulludur ve de büyük çekirdeklidir. Şimdi neden? küçüktür çünkü sürekli bölünür. Bölündüğü için büyüyemeden hep küçük kalır. Çeperleri incedir çünkü çeperin kalınlaşması için bitkinin hücresinin yaşlanması gerekir. Bitki hücrelerinde hücre çeperleri yaşlandıkça kalınlaşır ve bu yüzden çeperler incedir. Bol sitoplazmalıdır çünkü görevi sürekli bir protein sentezi ve replikasyon. Protein sentezi replikasyon hayat tamamen bu genetik maddenin aktarımıyla sağlanıyor. O yüzden amaç metabolizmayı hızlı tutmak, hızlı bir şekilde bölünme yapabilmek. O yüzden bol sitoplazmalıdır. Metabolizma daha hızlı olsun diye. Kofullar küçüktür. Aynı ince çeperdeki kural gibi. Yani kofullar bitki hücrelerinde hücre yaşlandıkça büyür. Yaşlanamadan tekrardan bölündüğü için kofulları büyütemiyor. Ve büyük çekirdeklidir. Çünkü genç bitki aslında çekirdek başta büyüktür. Sonra oranla küçüldü. Hücrenin diğer kısımlarına oranına göre büyük bir çekirdek var. Çünkü görevi tamamen çekirdek içerisindeki maddenin sürekli aktarımını sağlamaktır. Bunun dışında demin söyledim ama ayrı bir şey olarak da söyleyeyim, yazalım. Metabolizması hızlıdır. Çünkü sürekli mitoz bölünme yapmakta. Ve ayrıyeten her ne kadar bir bitki hücresi olsa da kesinlikle klorofile sahip değildir. Yani bu durumda fotosentez yapamaz. Şimdi biz bu meristem hücrelerini kendi içerisinde iki gruba ayırıyoruz. Neye göre ayıracağız dersek? Kökenlerine göre bulundukları yere göre kökenlerine göre ile bulundukları yerine göredeki iki tane yani her ikisinin de şeyi aslında aynı yere karşılık geliyor. Kökenlerine göre de buna primer, bulundukları yere göre yere göre ayrım yaptığımızda buna apikal ya da uç meristem adını veriyoruz. Yani apikal meristeme primer meristem de denir. Bu primer denmesinin sebebi şudur. Başlangıçtan beri hep Bölünme yapabilen hücre anlamına geliyor. Uç ya da apikal denmesinin sebebi ise kök ve gövde uçlarında bulunmasından kaynaklanıyor. Ve bunlar hayatı boyunca bölünür. Ve ne işe yarar dersek uzama sağlar. Şimdi kökenlerine göre den sekonder Bulundukları yere göre ayrım yaptığımızda ise lateral ya da diğer ismiyle yan meristem dediğimiz meristem var. Her ikisi aynı meristeme karşılık geliyor aslında. Bunlar yan kısımlarda bulunuyor. Bu nedenle lateral diyoruz ve hayatları boyunca bölünme yapmıyorlar. Bu yüzden sekonder yani bunlar bölünme yeteneğini sonradan kazanıyor. Ayrıyetten de görevi kalınlaşma sağlamaktır. Mesela bu tüm bitkilerde vardır. Yani her bitki uzar ama her bitki kalınlaşamaz. O yüzden tüm bitkilerde yoktur. Sonra büyüme konusuna geldiğimiz zaman kimde var kimde yok orada buna daha sonra değineceğim. Şimdi bu lateral meristemi 3 gruba ayıracağız. Ona bir bakalım. Bu lateral meristem görevlerine göre 3 farklı grupta inceleniyor. Bunlar damar kambiyumu, mantar kambiyumu ve de yara kambiyumu. Yara kambiyumunu belki her kitapta göremeyebilirsiniz şaşırmayın. Damar kambiyumuna sadece kambiyum da diyebilirsiniz ya da iç kambiyum olarak da söylenir. Bunun görevi bitkinin kalınlaşmasını sağlar. Yani aslında lateral meristemin ana görevini üstlenmek damar kambiyumun görevidir. Bu kalınlaşmayı da şu şekilde sağlıyor. Yeni iletim demetlerini. Yani iletim doku oluşumunu sağlıyor. Mantar kambiyuma geldiğimiz zaman bu da diğer ismiyle dış kambiyum ya da fellojen olarak da duyabilirsiniz bunu. Bu da şu işe yarıyor. Damar kambiyumu aktiflik kazandığında dışarıda bulunan örtü doku parçalanıyor. Bu da yeni örtü dokunun oluşmasını sağlıyor. Bunu zaten daha sonra ayrıntılı bir şekilde komple bunların aktivitelerinin tam olarak nasıl olduğunu göreceğiz. Yara kambiyumuna geldiğimizde ise yara onarımı sağlıyor. Yani oldu ya bir yer yara oldu bitkide. İşte o yaranın düzelmesini sağlamak da yara kambiyumunun görevidir. Şimdi meristem doku bu kadar. Tekrar söylüyorum. Bitkiye geldiğimiz zaman bunu daha ayrıntılı göreceğiz ama bir dakika şurada önemli bir şey söylemeyi unutmayın. Her ne kadar bunu da hormonlarda göreceğiz ama burada söylesem daha hoş olacak. Meristem dokunun bir diğer görevi ise hormon üretimi sağlamaktır. Bu önemli. Bitkisel hormonlarda zaten göreceğiz. Şimdi gelelim bölünmez dokuya. Bölünmez doku, temel doku, örtü doku, iletim doku ve salgı dokuyu da ayrı bir başlık olarak alacak olursak bu şekilde kendi içine dört dokudan oluşur. Biz ilk olarak bu videoda temel dokuyu göreceğiz. Diğer doku çeşitleri ise bir sonraki videoda olacaktır. Şimdi temel doku dediğimiz bu doku aslında görevi şudur diyebileceğim bir doku değil. Çeşitlerine göre de görevleri çeşitlenebilen bir dokudur. Üç tip temel doku var parankima, kollen kima ve sikleran kima. Bazı kitaplar temel dokuyu sadece parankima olarak alır. Bu ikisine destek doku der. O şekilde görürseniz o da doğrudur. Bilginiz olsun. Şimdi bunlar bitki hilerde çeşitli faaliyetlere sahip. O yüzden ortak bir görev söyleyemiyorum. Farklı farklı işte depolama, organik madde üretme, Boşaltımına yardımcı olma, solunumuna yardımcı olma, ona destek olma, iskelet gibi düşünebiliriz. Bu şekilde çeşitli görevleri var. Şimdi ilk olarak parankima ile başlıyoruz. Bir diyelim parankima. Şimdi parankima eğer bunu bizdeki bir dokuya benzetecek olursak bağ dokuya benzetebiliriz. Çünkü parankima bitkideki diğer dokuların da arasını doldurabilen bir doku. Zaten canlı hücrelerden oluşmuştur. O yüzden çeşitli görevlere sahip bir dokudur ve bu dokunun çeşitlerine göre de, de doku hücrelerinde de küçük farklılıklar görülebilir. İşte bazıları fotosentez yaparken bazıları yapamayacak gibi. Kimilerinde çok yüksek oranda pigment taşıyacakken kimileri taşıyamayacak gibi. Mesela daha önce üniversite sınavında bu parankima ile alakalı soru gelmişti. İşte aşağıdakilerden hangisi parankima dokunun görevlerinden biri değildir gibi bir soruydu. Ve çeşitleri üzerinden görevler tek tek birer cümle halinde yazılmıştı. Şimdi çeşitlerine bakalım. A diyelim ilk olarak özümleme parankiması ya da diğer ismiyle asimilasyon parankiması. Şimdi özümleme ya da asimilasyon bunlar yapım tepkimesi anlamına gelen kelimelerdir. Dolayısıyla bu doku fotosentez yaparak besin üretimi sağlar. Böyle bir doku fotosentez yaptığına göre hücrelerinde ne var? Klorofil olmak durumunda. Yani bitkideki fotosentezin çok yüksek oranda gerçekleşmesini sağlayan doku özümleme parankiması olmuş olur. Nerelerde bulunabilir? yaprak yüksek oranda. Gövde ama her gövde değil. Genç gövde, yeşil gövde o ağaçlardaki kabuk şeklinde olan gövde de bulunmayacaktır. Ya da meyvede bulunabilir ya da çiçekte bulunabilir. Gibi bu şekilde bitkinin ama özellikle yaprağında bulunan bir parankima dokusu olmuş oldu. Bir diğerine gelecek olursak o da depo parankiması. Depo parankiması bitkide çeşitli maddelerin depolanmasını sağlıyor. Ne depolanacak? Özellikle su ve besin depolanmasını sağlar. Asıl görev budur. Su depolamak besin. Mesela kaktüs bol miktarda su depolayan bir bitki. Ya da aloe vera bol miktarda su depolar. İşte orada su depo parankiması var o depolu. Ya da patates mesela nişasta depolar. Kestane nişasta depolar. Zeytin yağ depolar. Bunun gibi bu tarz madde besin depolanmasında aynı şekilde burada gerçekleşmesini sağlayacak. Bir diğeri ise havalandırma parankiması. Havalandırma parankiması her bitkide bulunabilen bir parankima çeşidi değil. Bu parankima çok büyük boşluklara sahip. Yani hücreler arası boşluğu yüksek bir parankimadır. Fazladır. Bu boşluklar nedeniyle zaten biz bunu havalandırma. Niye havalandırmıyorum diyorum. Boşluk fazla. Boşluklarda ne var? Hava. Ne işe yarıyor? İki tane işi var burada Birincisi solunuma yardım ediyor. Çünkü hava akışı sağlayarak oksijen alıp karbondioksit vermesini sağlıyor bitkinin. Ya da bitkinin işte karbondioksit almasını da sağlayabilir. Fotosentez yapacaksa karbondioksit ihtiyacı var. Bunun dışında bitkiye destek olur. Çünkü havalandırma parankiması özellikle su içindeki bitkilerde çok görülür. Su dediğimiz şey havadan daha güçlü bir yapıdır. Dolayısıyla su bitkiyi yatırabilecek bir yapı. Ama su içine yaşayan bitkileri su içerisinde dik durması gerekiyor. İşte onu böyle dimdik durmasını sağlayan bunun içinde bulunan hava. O hava sayesinde bitki su içine dik durabiliyor ve böylelikle yatarak ölmekten kendini korumuş oluyor. Bir diğerine gelecek olursak D diyelim o da iletim parankiması. Bu parankimanın görevi şudur hücreler ile iletim doku arasında bağlantı sağlar. Bunu şöyle benzetebiliriz. Mesela iletim dokuyu vücudumuzdaki atar damar ve toplar damara benzetirsek iletim parankimasında kılcal kan damara benzetebiliriz. İletim doku bitkide her yere giremez. Çok ince bir doku değil çünkü. Her yere gidemez. İşte onun gidemediği yerlerde iletim parankiması geliyor. Ve iletim dokudan aldığı maddeleri hücrelere iletiyor. Hücrelerden aldığı maddeleri de iletim dokuya vererek bu şekilde aradaki bağlantıyı sağlamış oluyor. Şimdi parankima bu kadar. Gelelim kollenkimaya. 2 diyorum. Kollenkima. Kollenkimaya Türkçe olarak pek doku da denir ama sorularda çok karşınıza çıkmaz. Ama adını bilmek şöyle işinize yarar. Kollenkimanın normal bitki hücresinden farkı şudur. Öncelikle canlı hücrelerdir ama normalde bitki hücrelerinin hücre çeperi seliloz ağırlıklıdır. İşte bunların hücre çeperinde seliloza ek olarak bu zaten var ama buna artı olarak bir de pektin bulunur. İşte bu pektin buradan geliyor. Pek doku denmesinin sebebi bu. Bu pektin onun daha sert bir hücre çeperine sahip olmasını sağlıyor ve bu şekilde de bitkiyi koruyabilen bir hücre topluluğu oluşmuş oluyor. Bunlar bitkinin genellikle genç kısımlarında bulunacak. Yani çok böyle yaşlanmamış bitki organlarında, genç gövdelerde yapraklarda, meyvelerde, çiçeklerde gibi. Bu şekilde yerlerde bulunarak bitkiyi gerilme ya da kıvrılmaya karşı korur. Mesela şöyle düşünün. Bazen bir çim vardır ya da bir ot vardır yerde. Asla böyle odunsu bir bitki değildir, otsudur. Çekersiniz, çekersiniz bir türlü kopartamazsınız. İşte orada o korumayı sağlamak kollenkimanın görevi. Ama şunu unutmayalım genç bölgelerde ağaçsı daha böyle bir odunsu kahverengi gövdeli bitkileri kastetmiyorum. Onlardaki kolenkima değil, diğeri olmuş olacak. Bu kolenkimayı bir de biz iki bölgeye ayırıyoruz. Neye göre ayırdık? Pektin birikimine göre. Eğer pektin buradaki hücre çeperinin köşelerinde birikim yapmışsa, daha çok köşelerde bulunmuşsa o zaman buna köşe kollen diyoruz. Eğer pektin köşelerde değil de şu şekilde uzunlamasına daha çok bulunmuşsa o zaman da buna levha kollen adını vermiş oluyoruz. Şimdi geldik son olarak siklerenkima dokusuna. Diğer ismiyle sert doku. Şimdi buna neden sert doku dendiğini anlayacaksınız. Bu siklerenkima hücreleri aslında ilk oluştuklarında canlılar ama bunların hücre çeperinde zamanla seliloza ek olarak lignin birikimi oluyor. İşte bu lignin hücrenin madde alışverişini durduruyor. Madde alışverişi durunca da hücre ne oluyor? ölüyor. Bu yüzden siklerankima hücreleri ölü hücrelerdir. Bunlar ölü ve aslında kolankimaya göre daha sağlam hücreler. Ölü oldukları için sağlamlar. Bu nedenle de bunu biz çoğunlukla yaşlanmış bitki kısımlarında görüyoruz. Örneğin gülü düşünelim gülü böyle tutup da çekerek kopartmak o kadar da kolay değildir. Ya da keten, kenevir gibi bitkiler. Bunları kopartmak oldukça zordur. Zaten zor koptuğu için bunlar ip üretiminde kullanılan bitkilerdir. Çünkü bunların siklerankima hücreleri çok yüksektir. Şimdi biz bunları da gene iki gruba ayırıyoruz. Neye göre? Gene aynı şekilde lignin birikim birikimine göre ikiye ayrıldı. Eğer ki lignin birikimi şu hücrelerde ince uzun bir şekilde meydana gelmişse bu şekilde oluşan hücrelere kima lifi diyoruz. İşte bunun en güzel örneği keten kenevir. Bunlar zaten iplik yapımında kullanılıyor. İnce uzun olduğu için kolay kolay kopmuyor ve çok sağlam bir gövde oluşmasını sağlıyor. Eğer lignin birikimi hücrenin her yerinde eşit olarak meydana gelmesi hemen hemen eşit olmuşsa birikim o zaman oluşan hücrelere taş hücreleri adını veriyoruz. Bu da özellikle ayva ya da armut yapısında çok görürüz. Mesela ayva ve armut yerken ağzınıza sürekli bir taşımsı yapılar gelir. Yani hissedersiniz ayva ve armut yerken lütfen buna dikkat edin. Ağzınıza gelen o Taş taş yapılara dikkat edin. Onlar taş hücresi topluluğudur. Her bir taş bir hücre değil. Onu kırıp mikroskopla inceleyebilirsek eğer, o zaman orada çok sayıda taş hücresinin oluştuğunu görürüz ve bu şekilde her ikisinde de yüksek oranda bulunan lignin bulunduğu bölgeye sağlamlık kazandıracak. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Böylelikle bitkisel dokuların ilk kısmı bitmiş oldu. Bir sonraki videoda bitkisel dokulara kalan kısımdan devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.